Godzilla ve MonsterVerse'deki diğer canavarlar bir şekilde Toyman yüzünden DC evrenine ışınlandı. Dünyada büyük karışıklıklara yol açtılar ve Godzilla atomik nefesiyle Superman'i komaya soktu. Ekibin geride kalan üyeleri de canavarlarla olan mücadelelerine devam etti. En son videoda da Godzilla ve Kraken karşı karşıya gelmişti. Aquaman Kraken'i Godzilla ile savaşsın diye serbest bırakmıştı ve şimdi Atlantis tehlike altında. Diğer sayılar için sağ üstteki oynatma listesine göz atabilirsiniz. Gözlem Kulesi'nde Lois Lane, Lex Luthor'un uşağı Mercy Graves'le tartışıyor. Lois, Lex'in yine yoldan çıktığını ve Adalet Birliği'ne yardım etmeleri gerektiğini söylüyor. Mercy, Superman'in durumunu soruyor. Lois, ona Superman'in ölmediğini ama kötü durumda olduğunu anlatıyor. Ve Lex Luthor'un Superman'i etkisiz hale getiren Titan'ı nasıl kontrol etmeyi planladığını soruyor. Mercy, Titan'ın adının Godzilla olduğunu, amacının doğanın dengesini korumak olduğunu ve onun yıllardır kendi evrenindeki Monark tarafından incelendiğini açıklıyor. Adalet Birliği'nin canavarları savuşturmasına yardımcı olmak için Lois'e bazı Monark dosyalarını gönderiyor. Superman'in Güneş Yatağı'nda Supergirl, Godzilla'nın meta insanları görmeye alışık olmadığı için Superman'e saldırdığını söylüyor ve ardından oldukça üzülüyor. Superman'in varlığı doğanın dengesini bozuyor. Supergirl, Mercy'nin Lois'e gönderdiği Monark dosyalarını görmek istiyor ve Lois de bunu kabul ediyor. Superman'in durumu hala belirsiz ama hayatta, en azından şimdilik. Bu sırada Atlantis'te Godzilla ve Tiamat birbirleriyle savaşıyor ve Aquaman tarafından serbest bırakılan Kraken onların savaşına katılıyor. Green Lantern Kraken'in varlığından rahatsızlık duyuyor çünkü Godzilla ve Tiamat zaten Atlantis için büyük bir tehlike. Flash Titanları oraya çeken işaretçiyi bulmak için oradan ayrılıyor. Aqualad, Aquaman ve Wonder Woman'ı kubbenin çatlaklarını güçlendirmek ve savunmak için orada bırakıyor. Tiamat Kraken'e saldırıyor. Ancak Godzilla onu kuyruğundan tutup Atlantis'in kubbesine doğru fırlatıyor. Green Lantern yüzüğüyle Tiamat'ı tam zamanında yakalıyor. Kraken Godzilla'ya doğru hızla ilerliyor. Onu Tiamat'la beraber kubbenin tam tepesine çarptırıyor. Bu durum kubbenin daha da çatlamasına sebep oluyor. Green Lantern su basıncı Atlantis'i yok etmeden önce hasarı sınırlamak için güç yüzüğünü kullanıyor. İşaretçiyi bulan Flash süper hızıyla Tiamat'ı uzaklaştırırken Kraken Godzilla'yı derinlere doğru çekiyor. Aquaman Godzilla'yı tuzağa düşürme planını düşünürken Godzilla Kraken'e atomik nefesini ateşliyor ve kazara Atlantis'in kubbesinin bir kısmını yok ediyor. Güney Pasifik'te Green Arrow Suikastçılar Birliği'nin gemisine sızdıktan sonra onları tek tek indirmeye hazırlanıyor. Ancak sesli konuştuğunun farkında değil ve kendisini ifşa ediyor. Birkaçını savuşturuyor ancak tek kişi olarak hepsini birden yenemeyeceğini bildiği için onu denize fırlatan bir patlayıcı ok ateşliyor ve yeni bir plan yapıyor. Yardım almak. Gotham şehrinde Cyborg Batman'e canavarları anlatan Monark dosyalarını birliğin geri kalanına gönderdiğini bildiriyor. Atlantis hakkında bir güncelleme beklediğini, Shazam'ın kayıp olduğunu ve Green Arrow'un Kafatası adasında olduğunu belirtiyor. Supergirl de Titanlar arasında bulabileceğiniz en iyi adama, Kong'u kontrol etmeye gitmiş durumda. Batman, Kong'u bir müttefik yapma düşüncesini memnuniyetle karşılıyor ve daha önce Cyborg'a gönderdiği son projesi hakkında Cyborg'a fikrini soruyor. Cyborg bu planın iddialı olduğunu ve Batman'in planında bazı belirsizlikler bulunduğunu savunuyor. Ancak Batman ona Jay Garrick, Wally West, Teen Titans ve en yakın müttefiklerinden daha fazlasının plana yardımcı olacağını temin ediyor. Kafatası adasında Supergirl Green Arrow'u ararken Kong'un öfkeyle kükrediğini, Gorilla Grodd ve ordusunun ona güçlü maymun tanrıları olarak tapındığını görüyor. Supergirl Grodd'ı caydırmaya çalışıyor ve onun zihin oyunlarının üzerinde işe yaramayacağını iddia ediyor. Ancak Grodd kaskındaki kriptonit boynuzunu kullanarak Supergirl'ün yanıldığını kanıtlıyor. Zihni kontrol altına alınan Supergirl Kong'u tek bir yumrukla yere seriyor.
Karargahlarında Black Manta ve Giganta, Deathstroke ve Cheetah'ya Toyman'in Metropolis'te kaybolduğunu bildiriyorlar. Ve canavarları Metropolis'e geri çağıran yeni bir işaretçi kaynağı hakkında bir uyarı alıyorlar. Bu sırada Cyborg ve Batman Shazam'ı arayıp onunla ilgilenmeye çalışıyorlar. Shazam, Superman'in ölümünün kendi hatası olduğunu söylüyor. Batman ona Superman'in ölmediğini anlatmaya çalışıyor ancak Shazam dinlemiyor ve kötüleri cezalandırmak için Legion of Doom'un merkezine gidiyor. Cyborg ve Batman Shazam'ı durdurmaya çalışıyorlar ancak çok geç. Shazam kötülerle yüzleşiyor. Man-Bat, Kaptan Cold, Trickster, Mongul ve Killer Croc'u alt ediyor. Tam Blockbuster'la savaşacakken Giganta büyümüş bir şekilde ikisine birden yumruk atıyor. Blockbuster'ı öldürüyor ve Shazam'ı bayıltıyor. Bu da Scarecrow ve Penguin'in şaşkınlığına sebep oluyor. Burada araya girmem lazım. Normal şartlarda bu sahnede Shazam oradaki herkesi tek yumruğuyla öldürebilecek güçte. Ve yazarlar burada birazcık mışlar. Çizgi romandaki güç dengeleri biraz acayip. Atlantis'e geri dönersek, Green Lantern üzerindeki aşırı su basıncının etkisiyle zayıflamaya başlar ve bayılır. Ancak diğer Green Lantern'ların gelmesi, Atlantisliler diğer işlerle uğraşırken kubbenin güvende kalmasına yardımcı olur. Aqualad ve Mera, Godzilla ve Kraken'in savaşını sürdürdüğü alanın ne kadar sessizleştiğini fark ederler. Aquaman ve Wonder Woman, Godzilla'nın bileğine büyük zincirleri sabitler. Onu durdurup alandan kaçarlar. Bu sırada Lex Luthor, Mechagodzilla ile bağlantıyı gerçekleştirir. Mercy Graves, 4 tane Titan'ın konumuna doğru ilerlediği konusunda onu uyarır. Luthor, ona gelmelerine izin vermesini söyler çünkü gerçek Alfa'nın kim olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Bütün bunlar yaşanırken Suikastçiler Birliği'nin gemisinden gelen yük, içinde Skullcrawler kafatası olan bir kargo, Ra's al Ghul'un izlediği devasa bir Lazarus çukuruna bırakılır. Anlaşılan o ki Ra's al Ghul bu Skullcrawler'ı canlandırmanın peşinde. Hikayenin bitmesine 2 sayı kaldı. Mart ve Nisan aylarında çıkacaklar. Devamı için bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.